Sıcak havalarda şöyle buz gibi bir limonata olsa da içsek diyen de var. Bir çay olsa da hararetimizi alsa diyen de. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Çay tabii ki. Harareti alıyor. Tabii ki. Çay daha iyi geliyor bana. Çayı tercih ediyorsunuz. Hararetinizi alıyor mu evet. peki? Ben yani sıcak olsa da içmeyi tercih ediyorum. Çay daha iyi gelir. Hararetinizi alıyor mu? Evet. Soğuk içecekler. Soğuk içecekler. Çay harareti almıyor o zaman. Tabii ki. Çay hararetimizi sağlar hanım kızım ya. Soğuk su daha da hararet verir insana ya. Bu gençler belki kolay şuna buna merak ederler. Soğuk çay durduğu yerde su içilir mi? Kahvaltıdan akşam saatlerine zaman ve mekan tanımaksızın ülkece tüketmeyi en çok sevdiğimiz içecektir şüphesiz çay. Yazın hepimiz sıcakladığımızda soğuk bir şeyler yemek veya içmek isteriz. Ancak yazın kavurucu sıcaklığında sıcak içecek olan çayın harareti aldığını düşünenler de var. Peki Elisalı vatandaşlar sıcak bir çay mı tercih ediyor yoksa buz gibi bir içeceği mi? Bence her ikisi. Her ikisi. Çay evet. Harareti alıyor mu peki? Alır bence. Alır. Siz daha neyi tercih ediyorsunuz? Limonata. Soğuk içecekler daha iyi oluyor. Aynen. Ya valla soğuk bir şey değil, içmeyin diyorlar. Yani ılık su içeceksiniz ama bol bol su içeceksiniz. Ben çay da içim, su da içim ama çayın yeri ayrı, suyun yeri ayrı. Bana bir çay kafidir. Peki harareti alıyor mu çay? İyidir, alınıyor, alınıyor. Soğuk su. Çay hararetinizi alıyor mu? Yok, soğuk su. Çay. Çay harareti alıyor. Tabii ki çay. Çay harareti alıyor, daha iyidir aynı. Sıcak günlerde çayı tercih ediyor. Çayı tercih ederiz, evet. Peki efendim, siz neyi tercih ediyorsunuz? Ben soğuk içecek. Soğuk içecekler daha iyi oluyor. Evet, daha hararet alıyor. Çay hararetimizi alıyor. Alıyor sıcak günlerde. Tabii. Almıyor karpuz, ondan sonra soğutulmuş karpuz, dolapta olan içecekler, bunları bulduğumda koladan uzak duruyoruz. Metabolizmamız geliştirmemesi için. Evet.